Halk ekmeğin bütün ürünlerini çok seviyorum. Hepsi çok lezzetli ve güzel. Her zaman bunu tercih ediyorum. Yani çok değişik ürünleri var, çok güzel. Hepsi lezzetli ve taze. Ve de ucuz. Etkiledi, ekonomik kriz etkiledi tabii ki. Ama mecbur ekmek yiyoruz, yiyeceğiz yani. Memleketimiz çok fakirleşti maalesef. Fakirin fukaranın dilinden kim anlar? Temiz bir ekmek, yumuşak, güzel, temiz. Alıştık yani. Çocuklarımız var, benim torunlarım çok. O yüzden alıyoruz. Peki. Bu daha ucuz, bu daha güzel. Bakkalda da 3,5. Çok ekmek tüketen insanlar için büyük bir meblağ oluyor. Ya Bağdat Caddesi'nde zengin kesimi değildir. Bu daha önceden alınmış evler, insanlar burada oturuyorlar ama aldıkları emekli maaşı herkesin aynı. Onun için hepsinde geçim sıkıntısı var. Tabii ki halk ekmek alacaklar. Herkes aynı maddi imkanlara sahip değil. Bu çevrede de muhakkak ki yani ihtiyaç duyanlar vardır ki öyle bir şey yapıyorlar yani. Biliyorsunuz normal ekmek fiyatları çok pahalı olduğu için bir de halk ekmek sağlıklı bir ekmek. Sağlıklı olduğu için buradan alıyorum. Bu halk ekmek tabii ki ekonomik krizden de öyle kaynaklanıyor. Yoksa bu kadar talep olmaz yani neticede. Yani günde ortalama minimum 1.000 kişi buradan alışveriş yapıyor. Hatta az önce de siz de şahit oldunuz. Yani insanlar ekmek almakta zorluk çekiyor, geliyor utanaraktan ücretsiz ekmek talep ediyor. Sağ olsunlar bu bölgede de hayırseverler de var oldukça. Onlar da alışveriş yaptıktan sonra işte 3 tane, 5 tane, 10 tane bazıları ekmek parasını ödeyip hani ihtiyaç olanların gelip alabilmesi için şöyle askıda ekmek uygulaması tarzında bir uygulama yapıyoruz. Bir beyefendi oldukça şık giyimli, 60-70 yaşlarında geldiler, ekmek almak istediler. Ekmek aldılar ama nakit parası yetişmedi. Dönmek istedi. Ben dedim hani başka bir gün verirsin, yarın gelirken verirsin. Önemli değil yani evden para alıp gelme şimdi diye söyledim. Olur mu falan yani sıkılaraktan. Olur dedim ve beyefendi gönderdim. Aradan 3 gün, 3-4 gün sonra beyefendi geldi. Sabah erkenden parayı getirdi dedi ben hani parayı ödeyemeyen diye kendini şey yaptı. Dedi birkaç gündür dedi uyuyamadım yani hep aklımda kaldı dedi. Ya dedim yani ekmek sonuçta dedi ama dedi ben emekli maaşla geçiniyorum. Burada dedi işte benim oturduğum bina dairem dedi 8 milyon ama babadan kalan bir daire. Babaya da yarı da satamıyoruz dedi. Üç kardeşiz zaten dedi. Emekli maaşıyla geçiniyorum. Maaşımı aldım hemen ekmeğin parasını ödemeye geldim dedi.